Yukarıda böyle metabolik olaydan diyor, dehidrasyon ve hidroliz tepkimesi olanlar diyor, hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ne demek arkadaşlar? Dehidrasyon sentezi. Bakalım dehidrasyon ne demek? Dehidrasyon. Arkadaşlar monomerlerden. Nedir bu monomerler? İşte glikozdur, aminasittir değil mi? Bakın glikoz olabilir, ondan sonra aminasit olabilir, işte yağ asidi, gliserol olabilir değil mi? Ondan sonra nükleot olabilir falan filan. Bunlar arkadaşlar bir araya gelmesi, birleşmesi, büyük molekül oluşturması, büyük moleküller oluşturması. Nedir bu büyük moleküller? İşte polimerdir, ondan sonra cıma, ondan sonra dimerdir, ikili birimler olabilir. İşte makromoleküller olabilir, makromoleküllerdir falan filan. Bunlar oluşturması ve su açığa çıkması olayıdır. Açığa çıkması. Yani dehidrasyon bir sentezdir, doğru ama her sentez dehidrasyon değildir yani. Tersi nedir arkadaşlar? Bunun hidrolizdir. Tersi hidrolizdir. Hidroliz ne demek? İşte büyük moleküle su katarak hidra su demek zaten. Değil mi? Lizozom parçalamak, erimek oradan geliyor. Yani suyla beraber parçalamak demek hidroliz. Yani her yıkımda arkadaşlar tabii ki hidroliz değildir. Dikkat edin. Zaten bu soruda bunu yoklamak için hazırlanmış bir soru. Bir bakalım. Bakın glikoz nedir? Monomer işte glikoz filan dedik. Neyi oluşturmuş arkadaşlar? Nişastayı oluşturmuş ve su açığa çıkmış. İşte bu arkadaşlar nedir? Nişasta sentezidir ve dehidrasyondur. Tersi nedir bunun arkadaşlar? Hidroliz tepkimesidir. Kimler yapar bunu? Arkadaşlar bitkiler bunu yapabilir. Bitki hücrelerinde gerçekleşir. Bitkiler yapar. Bir de arkadaşlar algilerde gerçekleşiyor bu olay. Bu arkadaşlar nedir? Dehidrasyondur. Evet, güzel. Peki şu ne glikoz değil mi? Peki glikozu arkadaşlar sen monomeri almışsın bunu inorganiklere parçalamışsın. İnorganik moleküller. Yani bu organik molekülleri inorganik yapmışsın. Her su açığa çıkan olay arkadaşlar dehidrasyon diye atlamayın. Dikkat edin. Bu olay nedir? Bu solunum olayıdır. Hücresel solunumdur. Bu oksijenli solunum arkadaşlar. Ne dehidrasyondur, ne hidrolizdir. Hiçbiri değildir bu. Diyor ki aminasitlerden bakın dipeptit protein sentezlemişsin. Su açığa çıkmış. Yani bakın monomerlerden değil mi? Bakın aminasitlerden dimer yapmışsın. Dipeptit ve su açığa çıkmış. Bu arkadaşa nedir? Dehidrasyondur. Maltoz, dimer bu. Su katmışsın bakın. Glikoz, glikoz yapmışsın. Glikoz, glikozu maltoz yapsaydın dehidrasyon olacaktı. Tersi ne olmuş bunun işte? Hidroliz olmuş. Demek ki 1 ve 3 dehidrasyondur değil mi? 4 arkadaşlar hidroliz tepkimesidir. Cevabımız Ceyhan olacak. Hipotonik ortamda yaşayan ökaryot tek hücreli bir canlının diyor sitoplazmasındaki ve yaşadığı ortamdaki bazı maddelerin derişimleri diyor. Grafikte gösterilmiş. Bu canlının diyor hangilerinin gerçekleşirken ATP harcadığı kesindir. Arkadaşlar hücre zanı madde taşıması niye göre oluyor? Bakalım. Maddenin büyüklüğü ne oluyor? Arkadaşlar eğer madde küçükse yani küçük bir molekülse bu difüzyon yani pasif taşıma dediğimiz difüzyon pasif taşıma diğer ifadeyle difüzyon ya da aktif taşımayla oluyor. Aktif taşıma. Neye göre oluyor arkadaşlar? Eğer madde çoktan aza geçiyorsa difüzyon oluyor. Eğer azdan çoğa geçiyorsa küçük molekül. Bu sefer de arkadaşlar aktif taşıma oluyor. Her iki taraf eşit olursa da arkadaşlar gene aktif taşıma olur diyoruz. Eğer maddeyi geçirmek istiyorsa hücre. Pasif taşımanın da arkadaşlar çeşitleri vardı. Neydi? Basit difüzyon vardı. Basit difüzyon. Kolaylaştırılmış difüzyon vardı. Bir de ne vardı arkadaşlar? Ozmoz vardı değil mi? Peki madde büyükse ne olacak? Bakın büyük moleküller için ne var? Büyük moleküller için arkadaşlar yoğunluğun bir önemi yok. Alırken hücre endostoz yapıyor. Endostoz. Atarken egzostoz yapıyor. Egzostoz. Zardan geçemeyecek büyük moleküller. Endostoz arkadaşlar eğer alınan madde katı şekilde ise buna biz fagositoz diyoruz. Fagositoz. Sıvı ise buna arkadaşlar pinositoz diyoruz. Pinositoz. Şimdi buna bakacağız arkadaşlar. Önce moleküle bakalım. Glikoz, trigliserit, iyot, potasyum. Arkadaşlar trigliserit nedir? Bakın büyük molekül zardan geçemiyor. Alırken ne yapman lazım? Endostoz yapman lazım. Atarken egzostoz yapman lazım. Her halükarda arkadaşlar bakın burada ATP harcanıyor zaten. ATP harcanır. Aktif taşımada da arkadaşlar ATP harcanıyor. ATP harcanır. Sadece difüzyonda arkadaşlar ATP harcanmıyor. ATP harcanmaz. Demek ki bakın trigliserit her halükarda
ATP harcayarak zerden geçecek. Alsanız da atsanız da. Glikoza bakalım. Glikoz arkadaşlar küçük molekül değil mi? Peki glikoz alırken diyor. Bakalım ortamdaki glikoz miktarı az, sitoplazmadaki fazla. Ne olacak o zaman? Azdan çoğa taşıyacaksın. Ne yapacaksın? Aktif taşıma yapacaksın azdan çoğa değil mi? O zaman ATP harcaman gerekiyor. Trigliserit yağdır. Bunu arkadaşlar alırsan da atarsan da mutlaka harcarsın. Çünkü büyük molekül değil mi? Alırken diyor yani endosteoz yapıyorsun. O zaman ATP harcayacaksın. Ortama iyot verirken bakalım iyot arkadaşlar. İyot arkadaşlar her iki tarafta eşit. Eşit olursa ne olur arkadaşlar bakın. Yine aktif taşıma olur. İyot bakın küçük molekül değil mi? Küçük molekül ve eşit her iki tarafta ATP harcayacaksın. Aktif taşıma çünkü. Bunu da arkadaşlar aldık. Ortama potasyum verirken diyor. Sitoplazmada fazla ortama veriyorsun. Bakın çoktan aza veriyorsun. Potasyum ne? Küçük molekül değil mi? Küçük molekül eğer çoktan aza geçiyorsa değil mi? ATP harcanmıyor arkadaşlar. ATP harcanlar denizde olacak. Aşağıdaki tabloda iki hayvan türünde bilimsel sınıflandırması yapılmış. Diyor ki buna göre diyor tür adı işte şu 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 olan diyor. Canlılar ile tabloda verilen diyor canlılar birlikte yer aldıkları en küçük sistematik birim hangisidir? Şimdi arkadaşlar sistematik birimlere baktığımız zaman işte alem, şube, sınıf, takım, aile, familia, cins ve tür diye aşağıda iniyor. Bakın en alt birim türdür. Bakın yukarıdan aşağı doğru bu şekilde iniyor. En alt birim tür. Bakın arkadaşlar diyelim ki şu Panthera pardus'a bir bakalım. Panthera pardus. Panthera pardus. Arkadaşlar birinci isim nedir? Birinci isim canlının bulunduğu cins basamağını gösteriyor. İkinci isim ne? Buna arkadaşlar biz ne diyoruz? Tanımlayıcı ad diyoruz. Yer adı olabilir. Ondan sonra canlıya ait bir özelliği belirtebilir. Şahıs adı bile olabilir yani. Tamamına biz ne diyoruz arkadaşlar? Tür adı diyoruz. Yani iki canlı aynı türse iki adı da aynı olacak. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın birinci isim arkadaşlar. Bakın burada Panthera tigris var. Birinci isim canlının bulduğu cins adıdır. Görüyor musunuz? Lynx, Lynx. Şimdi bakın birincisi ne? Canlının bulunduğu cins adıdır. Burada arkadaşlar bakın Panthera, Panthera değil mi? Panthera demek ki neymiş? Bunlar aynı cinste yer alıyormuş. Şu Panthera tigris'ten beraber. Lynx, Pardinus da arkadaşlar bununla aynı cinste yer alıyormuş. Zaten bu ikisi aynı familyadaymış. Bakın kedigiller familyasındaymış. Demek ki arkadaşlar bunların tamamı yani 5 tanesi de neymiş? Kedigiller familyasında, etçiller takımında, memeliler sınıfında, omurgalılar şubesinde, hayvanlar aleminde. Unutmayın arkadaşlar eğer iki canlı diyelim X'ye iki canlı aynı cinste ise o zaman ne diyeceksiniz? Bunların üst birimleri kesinlikle ortaktır. Alt birimler için kesin konuşamazsınız. Yani aynı tür olmadıklarını bilmiyorsanız. Ama üst birimler için kesin konuşabilirsiniz. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Yani soy ağacı gibi. Yani bir babanın iki oğlu. Dedeleri, babalar aynı. Dedeleri aynı olacak. Dedesinin babası aynı olacak. Dedesinin dedesi ortak olacak. Üst birimler arkadaşlar kesinlikle ortaktır diyoruz. Dolayısıyla bunların da hepsi aynı cinste, daha doğrusu aynı familyada yer aldıkları için arkadaşlar, ailede yani, aile ve daha üst birimler ortaktır. Bize ne diyor? Birlikte yer aldıkları diyor. En küçük sistematik birim, bu nedir arkadaşlar? Ailedir. Aile içerisinde bazıları Linux cinsine ait, bazıları Panthera cinsine ait gördüğünüz gibi. Cevabımız aile olacak. Aşağıdaki şeyde kanser hücreleri ve sağlık hücrelerin şekilleri ve uygun ortamda eşit tutulduklarında diyor. Aynı sürede tutuluyorlarmış. Bulaşıklar hücre sayıları verilmiş diyor. Buna göre diyor normal hücre ve kanser hücreleri diyor. Hanginin farklılık gösterdiği sonucuna varılabilir. Arkadaşlar işte normal hücreler ve kanser hücre arasındaki fark. Diyelim ki aynı kabın içerisinde bunları koyduğunuz zaman bakın normal hücreler ne oluyor? İşte kap dolduğu zaman duruyor bölünmeleri. Aşırı bölünme göstermiyorlar. İşte kanser hücreleri ne oluyor arkadaşlar? Taşıyorlar. Sığmıyorlar bu kaba. Dolduruyorlar ve taşıyorlar. Bölünme durmuyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar bölünme hızları zaten görüldüğü gibi hücre sayılarında böyle çok fazla bir bölünme hızı var. Sitoplazma çekirdek oranı arkadaşlar dedik ki normalde hatırlarsanız belli büyük dolaşması lazım. Burada bakın küçükken de bölünüyorlar. Bir sürü bakın küçük hücre sitoplazma çekirdek oranında dengesizlikler var. Sitoplazmaları daha az olan hücreler var.
Bunu da söyleyebiliriz. Şekilleri zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar şekilleri kaymış. Bunda farklı olduğu söylenebilir. Cevabımız Edirne olacak. Aşağıda böyle ekolojik bilimler diyor, içerikleri tür çeşidi diyor bakımından küçükten büyüğe doğru sıralanırsa diyor ilk sıraya hangisi gelmelidir? Arkadaşlar popülasyon ne? Bakın belli bir bölgede yaşayan, yani belli bir bölge olacak, belli bir bölgede yaşayan aynı tür canlılar. Yani burada arkadaşlar bir tane tür var, tek tür var burada. Peki popülasyonlar birleşince ne oluşuyor arkadaşlar? Komünite oluşuyor. Komünite nedir arkadaşlar? Bakın belli bir bölgede yaşayan, belli bir bölgede yaşayan en az iki tür olacak. Tek tür olunca popülasyon oluyor zaten. İki ya da daha fazla tür oluşturuyor topluluk. İki ya da daha fazla tür olacak. Bunda tür biraz daha fazla. Bunun arkadaşlar yanına, komünitenin yanına neyi ekliyorsunuz? Komünite artı cansız çevre. Ne oldu arkadaşlar? Oldu sana ekosistem. Arkadaşlar coğrafik olarak geniş alanlara yayılan büyük ekosistemlere biz ne diyoruz? Biyom diyoruz. Coğrafik olarak geniş alanlara yayılan, geniş alanlara yayılan büyük ekosistemler. Yağmur ormanları gibi yani. Tropikal yağmur ormanları gibi. Farklı kıtalarda bulunuyor ya, o anlamda. Büyük ekosistemlerdir. Büyük ekosistemler. Bunlar arkadaşlar tür çeşidi tabii ki fazla. En büyük hangisi? Biyosfer arkadaşlar. Biyosfer nedir? Dünyada canlı yaşadığı tabakadır. Dünyada bütün canlıların yaşadığı tabakadır. Yaşadığı tabaka. Nereden bahsediyoruz? Şu dünya diyelim. Atmosfere doğru işte 8-10 kilometre kadar canlı yaşayabilir. Denizin dibine doğru, toprağın derinliklerine doğru arkadaşlar. Denizin dibine doğru ne olur arkadaşlar? Canlılar yaşayabilir. 6-7 kilometre kadar canlı yaşayabilir. Yukarı doğru da 8-10 kilometreye kadar canlı yaşayabilir falan filan. İşte bu aradaki tabaka bütün türleri kapsıyor yani. Bize en küçüğünü soruyor. En büyüğü dese biyosfer olur. En küçüğü arkadaşlar nedir? Tek türden oluşan popülasyondur. Kistik fibrozis diyor. Otozomal kalıtım gösteren çekinik bir hastalıktır diyor. Aşağıdaki soyadı taralık gösterilen bireyler diyor. Kistik fibrozis hastasıdır. Bakın otozomal çekinik. Yani sana diyor ki hani 44 artı XXXY diyoruz ya. Diyor sana XXXY'nin bir işimiz yok. Otozom mu değil mi? Bakın otozomları taşınıyor. Yani cinsiyetle bir alakamız yok diyor. 44 tane kromozom üzerinde taşınıyor ve diyor sana ki hastalık geni nedir? Çekinik gendir. Bu hastalık geniymiş. Hastalık geni bu. O zaman baskın geni nedir arkadaşlar? Sağlam gendir. Sağlam gendir buymuş. Şimdi soy ağacındaki birer arkadaşlar her karakterle ilgili iki tane gen taşıyor ya, o zaman ne olur? Üç tane farklı genotipte olabilirler. Büyük A, küçük A olanlar nedir arkadaşlar? Sağlam gen baskın ya. Bunlar soy ağacında sağlam olacaklar. Küçük A, küçük A'lar hasta olacaklar. O zaman biz önce tek ihtimal olanları yazıyoruz. Bakın taralı olanlar hasta, tamam mı? Diğeri nedir arkadaşlar? Bundan daha yok. Olsa taralı olurdu. Büyük A veya büyük A, küçük A olacaklar. İşte bunlara bakarak anne baba yazacağız. Bakın şuna bakarak ne yapıyorsun? Diyorsun ki 1 ve 3 homozigot olamaz değil mi? Büyük A bunun herhangi birisi olsa bu nasıl oluşacak? O yüzden diyoruz ki bu nedir arkadaşlar? Heterozigottur. Büyük A küçük A. Bu da aynı şekilde büyük A küçük A olmalı ki yani hem sağlam olacak hem de çekinikini taşıyacak. Yani heterozigot olacak yani. Buna baktığın zaman da arkadaşlar 4 ile 5'in ne olması lazım? Sağlam olacaklar ve heterozigot olmaları lazım ki bu birey oluşabilsin. İki nolu bir arkadaşa bakın şunun anne babadan büyük A'yı almış da olabilir değil mi? Büyük A küçük A'yı da almış olabilir. Bunu bilemeyiz ki. Bunun herhangi bir çocuğu olmadığı için arkadaşlar bu geni taşıyıp taşımadığını bilemeyiz. Bulundurmama dediği ne arkadaşlar? Yani hem sağlam olacak hem de geni bulundurmayacak. Yani büyük A olacak diyor bize. O da arkadaşlar ikinin olma ihtimali var. Cevabımız Bursa olacak.